Bir de o realite dediği şey o kadar değişken bir şey ki, mesela atıyorum demin hemfikir olduğumuz işte tekamül benim hayatımdaki çok kıymetli kelimelerden birisi, evet. Yani önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu gerçekten becerebilen, bununla uğraşan, hakikaten şifacı olan insanlarla karşılaşma şansım da oldu. Ama işte iptal 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 diyen arkadaşım da var. Fakat onun realitesi, bak bir şey diyeceğim çok önemli. Onun realitesi o. Yani tıpkı sen şimdi gitmişsin o filmde anan ağlamıştır eminim yani. Ne set maceraları olmuştur. Başrol oynuyorsundur ama oradaki figürasyon da abi biz işte bilmem kim hocayla metamorfoz çektik diye anlatıyor. Onun da realitesi o. Dolayısıyla o realite dediğimiz şey çok değişken bir şey. Sadece Okan'ın dediğine ben şuradan çok katılıyorum. Hayatı nasıl anlatıyorsak, nasıl tefsir ediyorsak o zaman kıymetleniyor ya. O yüzden kendi hikayeni nasıl anlattığın çok önemli bu hayatta. Yani dediği şeyde şöyle bir pesimist ve biraz asi ve gene romantik bir hal görüyorum. Çünkü abi gerçeklik öyle bir şey değil dediğin anda havalı asi çocuk oluyorsun ya. Evet. O da tefsir abi. Öyle değil ki yani. Ama işte bu hayata, bu da hayata yani her yerden romantik bakış. Ben ekmek getirdim diyorsun mesela. Yani... Sen diyorsun ki abi ben evimin ekmeğini getirdim ve işte bir erkeğin görevidir bu. Karın diyor ki ay eve ekmek getiriyor görüyor musun diye anlatıyor. Şimdi hanginizinkisi gerçek? Yani işte romantizmin belirli sınırlar dahilinde kalması... Orada bence de herkesin realitesi yani. Kendisine yani. Herkesin realitesi genel geçer şeylerin üstünde dediğim gibi mesela biraz önce o veganlık örneğinde verdiğim gibi. Ya bir Allah'ın kulu da çıkıp aile planlamasına odaklanmıyor ama bütün çok, çevrecilerin çok doğru. Çıkış çok noktası doğru. Nüfus. Sonra işte yani o kadar işten kopuyoruz ki bu romantizmle. Çünkü buradaki romantizm ne? İnsan hayatı. Doğsunlar canım. Ne güzel doğum. Aşkım doğum, bir de bize güzel kalmadı bir şey, onlar ya harika gerçekten bir şey. Yani hani o da yani, çok saçma Gülis, söz almadık. Gülis son bu anda ben değiştireceğim çünkü bütün hayatı. İnanmak oraya falan. Dur bakayım hatırlayacak mı? Çok merak ediyorum çünkü hatırlanmıyor. Al beni sarmala göğsüne sakla. Tamam. Ah kalalım sonsuza kadar anda. Güzel. Baştan başlayayım. Tabii zaten bu başıydı. Şimdi şarkı bu arada şey ya düz. Hatırlamazsın. Hayır şey, düz söyleyince. Ya hatırlamıyor ılık kimse. Bir yaz gecesi hissettirdiğin rüzgarın yüzümü yalar. Benimlesin. Senin eski mahallen çok iyi bir dakika dur. Ilık bir yaz gecesi. Hissettirdiğin. Robert sende var mı? Senin yüzümü yalar. Değil mi? Öyle. Yani. Ilık bir yaz gecesi. Rüzgarın yüzünü. Senin yüzümü yalar falan. Sen benim. Bak. Şimdi benim bak, ve Cihat Selam'ın. Hep seksi ama daha gençken yazıyordum. İşte bunlar hep seksi. Seksi değil bu ya. Ya romantik kızma bak ya romantik falan. Romantizm kaçtı böyle değil mi? Bak bir dakika dur. Bak. Yerinde güzel. Burada romantizm maskesi altında tamamen seksi var. Ya ılık bir yaz gecesi. Bak kafa bulmak için söylemiyorum bunu. Yani bir ortak felsefe falan konuşuyoruz ya. Ben de bunu sana da soracağım size. Ilık bir yaz gecesi. Hissettirdiğin. Bak şimdi ılık bir yaz gecesi hissettirdiğin. Ilık bir yaz gecesi. Sana mesela ılık bir yaz gecesi ne hissettirebilirim? Limonatanın çok şekerli olduğunu. Hayır ya yazın gelişi böyle. Hayır. İnsanlar kuşu bulur ya böyle. Hayır bunun altında sanırım. Ilık bir yaz gecesi hissettirdiğin. Ilık ah falan. Ilık bir yaz gecesi hissettirdiğinde ben mesajı alıyorum. Sonra diyor ki edepli davranmak için rüzgarın. Hayır, Okan duymadı. Edebi olarak bırakmadım. Niye edebi olarak? Romantik olarak. Ilık bir yaz gecesi hissettirdiğin dedi. Aldım mesajı. Sonra ne dedi? Rüzgar. Ha rüzgarmış. Ama yüzümü yalar diyor. Sonra dur bir dakika rüzgarın. Araya bir rüzgar koydu. Demek istiyorum. Orada biraz betimleme yaptım arkadaşlar. Yazarlar destek çıkar. Üfleme değil. Dokunma değil. Yalama ile anlaşılması kötü bir şey mi? Yüzümü yalar. Yüzümü yalayan bir adam zaten. Yüzümü yalar. Tamam. Rüzgar diye bir adam varmış ve yüzünü yalıyormuş. Sen öyle anlatmış. Yüzünü yalamak tamam, bir dakika canlı yayındayız. Yapma, evet ben yapma. Bir şeye dikkat ediyorum. Rüzgarın yüzümü yalar sonra, benimlesin. Sonra. Tenin. Ne? Benimlesin. Rüzgarın yüzümü yalar benimlesin. Benimlesin dedi. Yani rüzgar esti ve seni hatırladım. Benimlesin. Senin eski mahallem çok iyi bildi. Ha seni hatırladım rüzgar. Ha. Yani rüzgarın yüzümü yalar. Oğlandan ayrılmış. Tabii. O gittikleri yerdeki aynı rüzgar esiyor. Aynı bak senin mevzun. Yani yaz siz orada olsanız da olmasanız da oradaki oluyor. Akşam Meltem'i mesela esiyor.
Ama sen oğlan bırakmış gitmiş mi seni? Yok, bırakıp gitmedi aslında. Ben oğlanla ilgili önce anılarımı anlatıyorum. Hani oğlanı kafamda nasıl işte. Tamam ama orada oğlanla oraya gittin. Oğlanla gittiğinde oğlanla bir an o rüzgar bir yüzünü yaladı. Evet. Oğlansız gittin, rüzgar yine yaladı hissettim yüzünü. Hissettim oğlan yanındaymış oğlan gibi. Oğlan yanındaymış gibi çünkü benimlesin. Hani evet. Evet. Bizimle değişin gibi bir şey değil yani benimlesin. Evet. Benimlesin. Sonra? Senin eski mahallem çok iyi bildiğim. Senin eski mahallem. Evet. Tene ne gerek var? Seninle mahalle arkadaşı gibiyiz. Sanki çocuktan beri tanıyorum seni gibi bir şey değil de ten. Hep aynı. Yani tenini çok iyi bilirim, ezbere bilirim gibi. Şarkı çok iyi bilirim ne ya? Ama bu şarkı sözü sen... Bak, ya evet, kurgu işte yani. Kurgu baştan evet. Şeyle karıştırıyorsun. Senin eski mahallem gibi. Senin eski mahallem. İşte şimdi gerçeklikten çıkma bence vakti yani. Evet. Burada sonra tatlım. Senin eski mahallem çok iyi bilirim. Sokaklarında kaybolmak isterim. Ha, seks. Burada biraz... Ama gerçeklikten güzel biraz bir şey değil. Sen arada güzel oluyor bence. Kesinlikle. Sokaklarında kaybolmak çıkıyorsa, isterim herhalde adam... Çıkıp, Robert ve benim gibi de böyle yakışıklı uzun filan bir adam. Nasıl, bizde nasıl kaybolacak? Bizde kaybolacak bir yüzümüz yok. Bakalım oradan sattın. Senin yüz ölçümün genişledi. Sen de biraz kaybolma ne ihtimali var. Ne kaçırdım ben? Ne demiş? Sokaklarında kaybolmak. Ya bir adama diyorsun ki sokaklarında kaybolmak. Nerede mesela bu adam olsa kocaman adam. Ben küçücüksün mesela. Dolaş. Bitmiyor. Neredeydik? Navigasyon açalım filan. Aynen. Bravo işte kendine. Sonra? Oh ya, kaynatalım şöyle biraz falan diye. Evet, sonra? Mahrum olmak istemem senden, mahrum etmekte. Üf, gittikçe ben de gerçekten şöyle düşündükçe. Algı bir kere açılınca tabii. Ay ne oldu? Evet bak, senin yüzünden böyle. Ay bu ne ukalalık da orada da. Ama bakın şu an nasıl romantikleşiyorum. Peki, sakın kızma. Bir sakınca görmüyorum bu kadar çok sevmekten de. Sakınca da görmüyor. Yani çok sevmekten de bir sakınca görmüyor. Böyle rüzgar vurdu. Rüzgar bunu yaladı, adamı hatırladı filan ama... Ejderha, özünde ejderha canım. Havva'ymış gibi yapan ejderha işte, en tehlikelisi. Peki, senin son şarkına bakalım sözleri. Evet, bakalım. Bak, söyle sözleri. Bakalım hatırlayabilecek misin? Nasıl? Hatırlamıyor abi, şarkı olarak söyledim. Nasıl bir yılansın? Nasıl bir yılansın? Nasıl git artık da konu kapansın. Çok güzel. Evet. Net. O onun adamı o. Evet. Ha, evet. Nasıl düz bir yılansın? Romantizm nasıl direkt bir yılansın? Direkt söyledi. Git artık da konu kapansın. Şöyle sonra bir yılanım diye. Sonra? Hatırlamıyor. Olmaz, sevgin beni yormazdı. Hep yanımda kalsaydın hiç uzaklara dalmazdı. Aa, güzel laf bu. Olmaz, sevgin beni yormazdı. Hep yanımda kalsaydın. Yormaz tabii o zaman. Ama öbür türlü sevgisi yoruyordu. Hep yanımda arayacak... Kalsaydın yorulmazdım senden o diyor yani. Yanında ya kalmamış yani. Çok doğru. Bak abi, bu güzel yaklaşım. Bu çok güzel yaklaşım. Yani iki insan birlikte olunca birbirlerini yorarlar değil. Birisinin sürekli git gel yaşaması, evet, ilişkinin bir bitip bir başlaması falan, evet, filan gibi. Yani diğerinin uzakta olması bunu yoruyor. Bunu yazan çok genç bir arkadaş. Hani Z kuşağı falan neredeyse dedikleri gibi, evet, bence. İyi bir kafa yani. İyi kafa. Kaygılık açından bağlanıyormuş. O daha çok tarafı uzun süre yan yana durmamış belki de. Hayır ama biz, doğru değil mi bu? Yani uzak biraz da şey yapar, yorar hakikaten. Yani ne olacak bu işin sonu filan. Ay çok eminlikte iyi mi Okan? Bilemiyorum. Ben emin olamıyorum yani. Ben hiçbir zaman emin olamadım. Yani kendimden değil, beni seven insanın sürekli beni seveceği konusunda emin olamıyorum. Yani çok biraz da tecrübe yani. Belli ki hep sevmeyecek canım. Kalbimin üzerine gözlerini kazımazdım. Yuh. Hep yanımda tabii. Kalbimin üzerine gözlerini kazımazdım. Yani bakışlarını kalbine buradan gömmüş. Güzel. Hep yanımda kalsaydın hiç çiçeklerim solmazdı. Bu seks işte galiba. Değil. Yok, hayır. Burada seks yok. Seks burada nerede biliyor musun? Ben senin yılanda yani. Yılanda gerçekten. Orada senin yani. Ama senin bunu adeleli olarak şöyle anlamamız böyle. Çiçeklerim solmazdı. Yedim beni ya. Çiçeklerim solmazdı diye. Vallahi çok çok güzel. İşte bunlar hep ses. Evet. Samet Kurt yazdı bu arada. Ha, selamlar Samet Kurt. Sametciğim.